Hepinize günaydın arkadaşlar. Bu videoyu sabah atmayı düşündüğüm için günaydın diyorum. Evet, tatile gitmiştik. İkinci gün upuzun bir video sizlerle beraber. Umarım izlersiniz. Çok teşekkür ederim şimdiden sonuna kadar izleyen herkese. Benim düğün haftası var da o yüzden videoların hepsini yapıp atmalıyım. Sizleri çok seviyorum. Bol izlemeler. Evet, ravişi çalıştırıyoruz. Bu saate kadar yattığı için çalışıyor. Gizem, yalan söyleme, gece hiç uyumadım. Kumanda da sen yaptın. Bizi oha içeri... Biz beni içeri attınız, kaldırdınız ya. Yalan söyleme. Üşüdüm ben. Kahvaltıdan önce bunlar havuza girdiler. Ecrin. Tipe bak. Aydın doluşun. Elinizde yiyorsunuz, hadi. Hı? Elimin yanında yiyeceğim. Çekiyorum. Rabiş de orada hazırlıyor. Rabiş, Nehir çekti. Çekemez böyle. Hayır, üşümez. Gizem, sen götür. Aşkım, bir şey olmaz. Bir dakika. Dünden kalmış. Bir şey olmaz. Azıcık simit olur. Nerede? Çok az. Çekmecede. Bakın, bir lokma. Ben de bir lokma yiyorum. Ben sen diri yiyorum. Öncecik makinemizi dolduralım. Ben burada börek yapımına başladım. Patatesim haşlansın, hemen böreğimi yapayım. Buradan ne atabilirim başka? Bu şekilde. Hatta asla su yetmiyor. Hemen şöyle 3 koli. Sıcakta asla asla su yetmiyor. Şuraya kolileri koyayım. Çünkü kalabalık çoğu çocuk. Böyle benim küçük sularından aldırdım. Bunlar daha iyi oluyor. Bir koli daha var. Yeni bir günden hepinize günaydın arkadaşlar. Kahvaltı hazırlarım. Canlı yayın açamıyorum. Çünkü internet yok. Ben de hemen kahvaltı hazırlayayım. Çünkü bugün misafirlerim var. Hülya geliyor. Hülya'yı hatırlamaya vardır aramızda mutlaka. Bıçakları falan ne yapıyorsunuz? Annemi deseyse keşke benim bıçaklarımı getirseydim. Tamamen yerleşeceğim belki buraya rağmen. Annem güzeldi. Bıçakların şeyi nerede? Setin... Evet, hemencecik. Şuraya. Şuraya doğru tutayım da. Anne! İlk defa annemi görmüş gibi bağırmam peki Rabiş. Gizem, misafirin geldi. Kim? Gel. Ben eve gidiyorum. Kapandı kaç saat hazırlar mısın? Bir saat hazırlar mısın? Erken geldi Rabiş. Ay, kim gelmiş ya? Gel. Ecrin Hanım. Tuana nerede Tüsem? Evet, patatesleri böyle soyup ondan sonra küçük küçük doğrayıp haşlama yapacağım arkadaşlar. Burada internet olmadığı için kendi internetimizi de tükettik resmen. Su gibi gidiyor internet. Hemen kahvaltıyı hazırlayıp sofrayı kuralım. Evet, aslında biraz daha fazla patates... Aslında biraz daha fazla patates yapsaydım. Çünkü börek de yapacağım da yufka aldım dün. Pazardan. Hemencecik. Doğrayalım. Normalde patates salatası bu şekilde yapılmaz. Biz bunu yaptığımız zaman üstüne sadece baharat atarız ama Rabiş patates salatası yap dedi. Öbür türlü de pişiremem. Uzun sürer patatesin haşlanması. Sabah deseydi koyardım. Hemen şipşak hazırlayalım artık olduğu kadar. Benim artık böyle var ya, gözlerim dönüyor bir şeyler yemeyince. Rabiş internet olmayınca eve gitti. Videosunu yükleyecekmiş. Mantıklı bir hareket. Oraya yana koydum anne.
Pencerenin önüne bak. Zaten yıkamıştım. Hemen suyunu dolduracağım. Üstüne geçmeyecek kadar su. Belki ilk defa bu şekilde gören vardır. Sonrasında da... Anne şeker getirseydin Rabiş'i arayın. Tuz. Ve birazcık da... Yağ koyacağım. Nehir geliyor. Orada camın önünde tutsam. Ney? Orada. Evet bu hazır. Hemen bunu koyalım. Tamamdır. 10 dakika efendim. Hazır. Kameralara yakalandın anne, konuşamadım. Sen de atla. Annem Ozan bizde kalmadı. Biz Nehir, Raviş, Nehir kaldık. Ceylin de eve gitti. Yandı çünkü çocuk çok kötü oldu. Ozan senden başka bir şey yapan var mı? Çok güzel çıkıyor. Şimdi patates salatası için önce hazırlıklarımızı yapacağım. Bana koyacağız. Ne kadar çok var? Ben bunu bilmiyorum ki. Sanırım. Bunu istiyorum. Kadar küçük, kadar pahalı bir şey. Ben alacağım, çalmadım. Kurtulamıyor. Biz de yok. Kanser zemini ben böyle. Tamam, çıkıyor. Yok, tamam, almadım. Hazır. Evet. Hem kahvaltıya çok güzel oluyor. Ben bu şekilde seviyorum. Şöyle bunu koyalım. Üstüne de limon. Salatalarda falan semizotu gerçekten yok. Bu semizotu değil mi? İsimlerini bak, maydanozla marulu karıştırıyorum karışmaması gerekirken. Semizotuyla da dereotunu çok fazla karıştırıyorum. Bu şekilde bunu hazırlayıp şuraya bir atalım. Sucuklu yumurta da yapacağım. Domates salatalığı var burada. Yumurtayı annem getirdi. Şimdi şu süzgeçle şunu süzmem lazım. Hemencecik süzelim. Evdeki her şeyin düzenli ve düzenli olması çok hoş. Böyle dönürken abla da şey dedi, senin dedi tam böyle bir evin olmalı. Yayınını yaparsın, videonu çekersin, küçük ufak, tam sana göre dedi. Evet, şimdi hemen patatesimizi süzüyoruz arkadaşlar. Ben önce ocağı bir kapatayım. Ocağı kullanmayı tam edeyim. Bir de bunların tencereler gerçekten markası neyse bilmiyorum. Sapları da ısınmıyor. Tuhaf. Normalde çok ısınır. Evet hemen süzdük. Azıcık su tutalım. Su tutmamalıydık çünkü yağlıydı. Tüh. Unuttum. Neyse hemen alalım tenceremizi. Bunları da alalım. Baharatlarımızı ekleyip limonumuzu sıkacağız bol bol. Bunlar burada dursun. Bir domates salatalığımızı hazırlayalım. Az önce yumuşam. Bu gece yumuşam. Üç abla buraya yeniden düzen yapmış. Hemen domateslerimizi alalım. Böyle. Şu şekilde hemen. Sunum, sunum, sunum. Domateslerimi hazırladım. Şimdi sırada salatalık şov var. Mükemmel salatalık soyamam.
soyamamam daha doğrusu. Çünkü gerçekten insan kendi mutfağına, kendi bıçağına alışıyor. Ben de bunlarla soyup doğrayamıyorum. Ne yapayım? Keskin değil değil yani. Kötü de değil. Güzel ama el alışkanlığı diye bir şey var. O yüzden bir yere gittiğinizde kendi bıçağınızı, havlularınızı götürün. Şimdi bunu da doğrayalım. Bunu da sunum yapalım. Kahvaltı bölümünde çalışırken yaşadığım zorluklar aklıma geldi. 4-5 çeşit domates salatalık doğrardık ya. Kabuklu, kabuksuz, yarı kabuklu. Ama 3-4 bin kişilik otelde de tabii ki öyle olur herhalde. Nere abi şara hazır de gelsin. Burayı da böyle hazırladım. Bu da böyle. Haydi bakalım. Şöyle tut. Ney ben mi yapayım? Aşkım. Anahtar alsın. Oradaki çarşaflar falan temiz zaten. Tamamdır. Temiz tamam. Oraya koyabilir miyim? Biz bakalım yine bir böyle. Tamam kızım siz de. Böyle ezici olmadığı için ezici vardır aslında da bakmadım. Şöyle eziyorum. Dedim eline de ezebilirdi. Elime sıcak. Tamam mı? Neyse biraz daha sosun gelince yapalım. Evet hemencecik toz biberimizi koyalım. Karabiberimizi koyalım. Ve tuzumuzu koyalım. Ve en önemli noktamız zeytinyağımız. Hazır ve tabii ki atışımız. Limon. Ve burada da olmazsa olmazımız sıcaklı yumurta. Bir Kayseri sucuğu olmasa da. Kayseri. Evet. Şimdi bunlar pişsin. Bunları da tabaklara koyayım. Gidelim kahvaltı hazırlayalım. Koy. Düzgünce koy. Evet. Hazır. Bakayım yanmış mısın? Yanmadım. Karpuz doğradım. Tabakların altını yağıttım mı? Kavunu da doğrayalım hemen. Bu kavun ben size de... Suyu çektim bizden. Hayır, su çekilmedi. Şuna? Bilmiyorum ki. Biz çekmedik anne. Biz burayı tutturmadınız mı hiç? Hayır. Hemencecik bunların da çöpünü alalım. Kavunumuz geliyor. Bu kavunun kokusu da tadı da diğerlerinden farklı oluyor. Ben o yuvarlak kavunları sevmiyorum. Bilmiyorum onlardan yiyemiyorum. Bunu da çok fazla yiyebildiğim söylenir. Pazardan özel aldığım zeytinlere bakın. Pembe zeytin. Aslında pembe olmasın. Tabii bir şalgamda bekledim böyle. Evet.
da içimi böyle hazırlayabildiğim kadar hazırladım. Şimdi sosu bunda yapacağız. Çünkü başka bir yapabileceğim yer yok. 3 tane yumurta kırıyorum. Yoğurt evden getirmedim, getirecektim. Bak. Süt ve yağ kullanacağım sadece. Bu şekilde yapacağım. Tabaklar var da ben şey yaptığım için pazardan aldığım şeyi kullanacağım, yufkayı. Çok güzel oluyor. Ya burada öyle anne, evet, biraz da sıvı yağ. Abi, onunla eline takılmasın. Ve karıştıralım. Bu sosun içine yoğurt da koyarsanız daha güzel olur. Okey. Hazır. Tekrardan sileyim. Ve artık başlayalım. İnşallah sıcaktan bunlar kötü olmamıştır ya. Açıyoruz ve tam olarak 4'e bölüyoruz. Evet, sonra hemen açıyoruz. Böyle. Hemen böyle hepsini üst üste açıyorum. Hepsimizi yağlayalım. İnsan nereden geldi? Ben börek yapıyorum. Bana sesleniyorsanız duymuyorum. Sıvı yağını dökelim. Sarımsak edeceği bile var. Tek şey yok. Mecburen elimle parmağımla. Hazır, hemencecik başlayalım. Ceylin o yüzden her yere götürülecek bir çocuk. Bunun tadına bakmam lazım. Anneme baktırmam lazım çünkü ben su içeceğim artık, yeter. Evet. Bu biraz kapı kısmı. Kimleri görüyoruz? Miraç! Bakın nasıl geliyor şimdi. Nasıl geliyor? Kim geldi ya? Koş 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 koş. Koş. Hoş geldin. Sen kocaman olmuşsun. Hatırladın mı sen? Elime bakıyor. Evet. Bu renklerim çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar, havuzda insan gibi atlar mısınız? Demek istiyorsunuz. Ahmet atla bakayım bir. Dur ben atlayayım.
Bak. Ahmet burada bir tane atladığı zaman pusunun etkisi yaratıyor bak. Şimdi bir de ozana bakın. Ozan atla. İyi bakın. Dev tutsun onu. Ne oluyor baba? Bakayım. Bir tane. Evet o Ceylin'in. Seninkiler ablamın ablamın aldığı yamuk şöyle diyor. Kuşum. Baba karşı dairede oraya gider misin? Ahmet gel börek ye. Gel börek ye. Karşı dairede. Bize girsene. Bize yok. Ahmet çok simit ye. Buldun mu? Ne onlar? Ekmek mi? Buna şükür ya, buna şükür. Cennet mahallesine benziyoruz resmen. Hoş. Bunu verdin yiyecek mi? Ne anne? Hadi bir döv ne olur. Kardeşim anne bir dövsene. Ben zaten zor tutuyorum kendimi. Bence Nehir çok üzüldüğü için hepsini güzel yapıyor. Değil mi Nehir? Evet. Nehir de birazdan dayak yiyecek. Tiplere bak Allah'ım nasıl yanmışlar. Kömür gibi oldular. Ceylin? Ceylin'in annesi arada dedi ki Ceylin güneşe çıkmasın. Allah Allah aklına gelmiş mi sen? Şimdi mangal zamanı. Mangal yakacağız. Mangalı aldık evden. Biraz da soğan aldım. Bagaj! Konuşabilirsin sonra. Yok yok bekliyorum. Bime geldi. Evet, güzel hanım. İstiyor musun? Evet. Hadi yiyelim. Ben yiyemiyorum ama. Fiyat. Fiyat Hanım ne düşünüyorsunuz fiyatları hakkında? Evet, bak burada da var Lipton. Ben çıkarken alalım soğuk kalsın. Benim elimde tutuyor. Evet. Bay bay Miroş. Ne alacağız şimdi? Ay. Hayır, hala ay. Hadi arabanın içine otur Miroş. Yine sunardan alalım çünkü az kaldı. Yok onu değil bunlardan alalım. Bunlar küçük ya daha iyi oluyor. İçecek ne alalım? Kola mı? Miroş arabayı hep sen kapattın. Hep sen kapattın arabayı. Sen kapattın. İn aşağı artık. Yeter. Evet in. İn. Çabuk in. Tamam. Ben şunlardan alıştım.
Kamerdan da almıştım kamerdan. Çok da güzelmiş. Bu 25'e mi düştü? Kızlık evet. Biz ne aldık şimdi? Biz ne aldık Miroş? Ne aldık bunları biliyor musun? Bu ne? Kola. Bu? Ekmek. Sen ne kadar çok biliyorsun ya. Bu? Vatan. Ne diyor? Türkçe. Türkçe çevir. He? Türkçe çevir. Su. Sen kaç yaşındasın? Ne? Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Hayır. Yaşını bilmiyor mu? Yaşını bilmiyor mu? Kaç yaşındasın kızım? Ne? Yaşta su. Kaç? Türkçe? 3. 3. 3 yaş. 3'ü gösteriyor. 4 tane var demek. Hiç saymadım valla. 4 tane. Aynen. Şimdi bir gösteri aldık. Söyleyeyim de. Yine oda olarak aynı. Kolanın birini daha getirsene. iPhone 13 buldum. Hemen fotoğraf video çekmeliyim. Eşitlerin arasında bir fotoğraf. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Yani geleli bayağı oldu aslında. Sağla solla ilgilen falan. Ben şey yapacağım. Kahve yapacağım kendime. Şöyle miydi ya? Bak nasıldı. Böyle yapıyorduk. Tam tersi galiba. Şöyle herhalde bence. Açılmaya burası zaten. Şöyle bir kahve yapayım. Geçen gün kızlar almıştı. Benim de hoşuma gitti. Sütlü yapıyorum ben bunu. Şoklar aldım. Tanesi 4 liraydı. Enişteye de yapayım. Bu ikisini. Tatil nasıl gidiyor diye sorarsanız eğer güzel gidiyor diye söylemek isterim. YouTube videolarım izlenmiyor, kalbim kırılıyor. Niye izlemiyorsunuz kız? Çalışıyorsunuz mu? Tatilde misiniz bilmiyorum ama son attığım iki video çok az izlendi. Evi görmek isteyenler şu anda YouTube kanalında video var. Komple izleyebilirsiniz. Hem bu ev hem de yukarıdaki ev. Kahveleri verin. Şimdi tavukları koydum. Tavukları nereye koydum? Köfte yoktu. Daha doğrusu makineler falan bozukmuş. Sinek git şuradan. Teşekkür ederim, o sizin güzelliğiniz. Şimdi Migros'tan tavuk harcı aldım. Normalde kendim yapardım. Evdeki baharatlar, işte salçadır, zeytinyağı falandır. Ama maalesef soslamadı, kadın unuttu herhalde ya. Parçaladı ama soslamadı. Neyse, bunu bir alalım. Şimdi bu harcımızı da şu şekilde yapmamız gerekiyormuş. Görevli abi öyle söyledi. Migros'taki abi. Bunu şimdi... Suyla biraz karıyormuşuz. Sonra biraz da sıvıya. Kim o? İnşallah güzel olur. Evet, birazcık su dökelim. Sos kıvamına gelene kadar bunu şey yapacağız işte.
Suyunu ekleyeceğiz. Tarhana gibi koktu. Biraz da zeytinyağı ekleyeyim. Vlogu izleyin lütfen arkadaşlar. YouTube'daki izlenmelerim çok düştü. Desteğinize ihtiyacım var ama bu desteği beni sevenlerden diyeceğimdir. Herkes yapmak zorunda değil. Evet, öyle daha güzeldir ama eve gitmeye çok sıcak olduğu için üşendik açıkçası. Migros'taydık. Migros'tan almak zorundaydık. Hepiniz tatile gittiğiniz zaman bazı şeyleri mecburen alıyorsunuz. Teker teker baharat almak pahalı olacaktı. Çok teşekkür ederim hediye için. Allah razı olsun. Baharatımı böyle hazırladım. Şimdi hemen tavuğumun üstüne döküyorum. Bir de sucuk aldık, iki tane. Onu da yaparız, tamamdır. Hiçbir şekilde ziyan olmasın. Öyle iyice karıştıralım. Ali nerede? Dışarıdalar, mangal yakıyorlar. Evet. Aleyküm selam. Rüyanın size selamı var. Evet, tavuğumuz hazır arkadaşlar. Şimdi de canım moderatörüm burada. Akıllı olun. Üstündeki elbise değil. Pirinç sucuk yiyoruz, gelinçleniriz galiba. Böyle mangalda bunları da yapacağız işte. Çocuklar seviyorlar. E şimdi çok çocuk var ya. Niye yetmesin anne? Bir dünya var. Yenmiyor ki zaten anne. Salata yapacağım. Köz var. Yetmezse gider alırız. Onları közden yiyeceğiz. Şimdi kahve yapacağım. Ya sen şimdi değil mi? Şeye kalırsan ben kalırsam. İyi değil misin? Ama atıştığına yaklaşma. Anne iyi kahveyi de aynen bu şekilde yapıyorum. Kahvenin hiçbir önemi yok. Hangi kahveden yaptığınızı bilmiyorum yapıyorum. Kim göz nazar. Avokadolarımız var. Hemen önce bir salatamızı yapalım. Bol yeşillik. Birazdan hazır olur ateş. Tamam. Böyle bunları büyük büyük doğrayacağız.
temiz otu. Bu sefer doğru söyleyeyim. Yayın geri geldi mi? Şimdi bir de marullarımızı doğrayalım. Marulların uçları hemen kötü olmuş ya. Bir de o kadar para verdim dün. Teyze de iddia ediyordu pazarda daha ucuzu yok diye. Vardı. Valla bu sıcakta sebze meyveli dayanmıyor. Bunlar ne yapsın? Evde yokuz. Evet, biraz karışık bir salata olacak. Domateslerimizi de doğrayalım. Bol nar ekşili, zeytinyağlı. Şurada var Hülya, onun birini götürsene. Mangal içinde limon. Domatesler hemen yumuşamış. O yüzden yeşil domates almak daha mantıklı yazın. Ben salatayı çok severim. Ev turu YouTube kanalında şu anda yayında canım. Hem buranın evi çektim hem de yukarıdaki evi çektim. Ha? Görünmüyorsun. Burası Antalya. Havlu getirdik. 5-6 tane havlu getirdik. Ama sadece bizim çocuklar yok. Mesela Mihriban ablanın oğlu da burada mesela. Biz de ona da havlu verdik. En basit örnek vereyim. Ve biriyle havuzdan çıkınca kurulanırken diğer havlu yetişmiyor yani. Evdekiler de tüm havluyu getirdik. Selam canım, hoş geldin. Hülya, rica etsem rahat. Tamam o zaman. Evet, dışarıdakilerin hepsi bizimdir. Ha, bir şey sonra sonra alsana onları. Hepsini bir hızlı yatalım da kurusun. Havlu kalmadı hiç. Çok teşekkür ederim hediyeler için. Kesenize bir bereket olsun. Allah razı olsun. Salata bol bol nar ekşili olmalı bence. Evet, şimdi salatanın sosunu yapıyoruz. Burası Gönyük'ün neresi? Gönyük'te Kuzdere diye bir yer yok canım. Kemer'de Kuzdere var. Kemer'de Gönyük var. Antalya'dan geldiğinde ilk Beldibi'ni görürsün. Sonra Gönyük, sonra Kemer merkez. Öyle gider. Biz de Gönyük'teyiz. Zeytinyağımızı döküyoruz. Ay, zeytinyağını evden getirdim. Ve nar ekşisi. Limonumuz zaten dışarıda. Bizim eve 2 dakika. Eğer buraya gelirseniz tekrar söylüyorum. Beni de çağırabilirsiniz çay içmeye. Ben sizi davet edebilirim. Bakın, illa çağırmak zorunda değilsiniz. Kendi tatilinizi yapın ama ben sizi... Anam açılmıyor. Allah Allah. Bunu da böyle bol bol dökelim. Limonumuzu da bir güzel sıkalım. Ay. Okey. Salata bol bol sulu olacak. Ekmeğinizi batıracaksınız. Ben artık ekmek yemediğim için ellemişim. En sevdiğim avokado tamamen olgunlaşmış. Öyle yapacağım kız. Sarımsak, limon, karabiber. Canım 4 kişi gelebilirsiniz. Biz burada zaten akşam 3 kişiydik. Hani herkes eve gitti.
Burada yine limon, sarımsak, karabiber, zeytinyağı, tuz. Evet, bakın böyle oldu. Şimdi size göstere göstere karıştıracağım. Aparttayız canım. Sarımsağımızı da koyuyoruz. Yazan neden oldu mu? Hiç bakamadım açık. Şimdi karıştıralım. Diren bende yoktu. Bize diren takılmadı. Bak, boş boş konuşup benim terbiyemi bozdurmayın. Bize mi sinirlendi mi be? Gerçekten. Limon sıktım. Bu şekilde de iyice karıştırıyoruz. Bu da hazır. Hülya da burada közleri yapıyor. Eğini bol bol ıslat, yanmasın. Benim de salatalarım hazır. Tavuk pişti mi hiç? Gel Hila, yanıma gel. Evet. Bunlar ne diyeceklerimiz? Bunları da hemen doğrayalım. Düştü. Sarımsağı rendeliyoruz. Soğanımızı, biberimizi, patlıcanımızı doğradık. Biraz daha patlıcan var tabii ki. İyice sarımsaklarımızı rendeleyelim. Kaç Eylül acaba? Dünden beri Mihriban ablanın telefonu susmuyor. Evet, bu da hazır. Bol sarımsağı her zaman kullanmanız sağlıklıdır arkadaşlar. Şimdi hemen zeytinyağımızı. Sonra ne yapıyorsun? Yıka yıka. Tuzu ve karabiber. Toz biber. Bu da hazır. Sen üşütme bu böyle ya. Doğru üstüne girdiğinde. Bu da hazır. Evet, sofralarımız hazır. Bunlar pişmiş. Hepsini açmana gerek yok. Geçebilirsin bence. Miraç, sen orada mı yiyeceksin? Kötü olan da öyle diyor. Sana hiçbir şeyim yok. Dışarıyı da hazırladık, burayı da. Burası Seferoğulları. Burası Telloğulları. Siz içeride kalın. Yiyin. Burası Yerikoğlu. Ben çok yiyemiyorum zaten, biliyorsunuz. Şöyle bir tavuk aldım ama yiyemeyeceğim. Cunu cunu ısırdım. Anne, oradan açayım mı? Anne, koy. Eve geldik. Şimdi yastık aldık kendimize, çünkü oranın yastıkları, herkesin kendi yaptığı yastık vardır ya, bize göre yumuşak geldi. Yolda domuz gördük. Sus Nehir. Beni korkutma.
Mesut bakayım bir şunu çalıştıramadım. Evimizi görüyorsunuz. Şurada bir ayna. Kargo neymiş ki? Çeşme. Koydum kargoyu. Evet. Bugün bu ceket üstünde görüyorsunuz. Niye aldın Gizem derseniz. Hülya bana bunu ben ameliyat olmaya karar vermeden önce almıştı. Biliyorsunuz büyük beden bulmakta çok zorlanıyordum. Şimdi bu ceket bana bu şekilde oldu. Bakın belki kafanı zorlarsam böyle. Ama birkaç ay sonra bu ceket nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Çok mutlu oldum. Rengi de çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hülya bu iki poşeti de bize getirmiş. Allah razı olsun. Şöyle bakalım sizlerle beraber neler var. Evet, ilk önce şuna bakmak açıkçası. Böyle bir püre meyve bir şey için böyle bir alet. Açalım sonra. Bunu bana Hülya'nın kaynaması göndermiş. Şey diye, çeyizine koysun diye. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Allah razı olsun. Böyle bir neymiş bu? Yusuf ben bez galiba. Böyle bir mis gold sunum belirleri geldi. Şöyle bir püsküvet. Anam ya, Allah'ım ya. Bakın kime gelmiş bu? Bu kime gelmiş? Ya yiyeceğim ya. Bir de ay. Böyle bir şey. Bu yazmıyor ne kimin oldu? Galiba Ceyhan'ın, tam olarak emin değilim. Ama şunlara bakın ya. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim canımsın valla. Beni düşünmelerinden bir de komşularımı düşünüyorlar. Allah razı olsun. Böyle bir tane body lotion diyor. Yani vücut için galiba. Yine böyle bir krem. Allah razı olsun Hülya'm. Rabbim binlerce kez razı olsun. Yine böyle bir şey. Yine güneş kremi. Çok sağ ol canım. Gerçekten iyi ki varsın. Ve bir krem daha. Bu da balaya. Annem için. Evet. Bu kadardı. Bir de dolapta var. Dolaptakileri de göstereyim. Bunlar benim için. Belki ben yiyeceksiniz ki. Aa, daha bunları yemeyeceksin ki. Tabii ki paket paket değil. Bir tane yiyebilirim. Toffee beyaz. Beyaz çikolata benim için aşk gibi bir şey diyebilirim. Bir de Milka'nın kukilerine bayılıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bir de böyle bir şey var. Hadi herkes yatağına yürüyün. Yeter artık, bitti tatil. Bu kadar yeter. 3 tane yastıkla yatmam şoku. Ay. Klima burayı soğutuyor bayağı. Haydi bugün de sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.